Herkese merhabalar. TapirCast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde teknolojinin devinimi televizyon serimize televizyonun teknik altyapısını anlatarak devam ediyoruz. İlk olarak Edison'ın televizyon teknolojisiyle olan ilişkisini ele alıyoruz. Ardından katot ışın tüpü olarak bilinen CRT teknolojisinin işleyişini detaylarıyla açıklıyoruz. Daha sonra televizyonun gelişmesinde büyük rol oynayan stroboskop teknolojisine yakından bakıyoruz. Son olarak televizyondaki görüntünün renklendirilmesi altında yatan teknolojileri ve bunun yanı sıra gerçekleşen diğer gelişmeleri tartışıyoruz. Keyifli dinlemeler. Sena Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Teknolojinin devinimi serisinde planladığımız teknik bölümünün ikinci bölümünde konuşacağımız daha birçok şey var. Bu noktada hocam sesin entegrasyonunun ne kadar sofistike olduğunu tekrardan bu çalışmış bilim adamlarının üstüne çokça kafa yormuş mühendislerin çıktılarıyla görüyoruz aslında. Bu noktada ben yine sizin önceki televizyon bölümlerimizden bahsetmiş olduğunuz Edison'ın işte ses için yaptığımı görüntü için neden yapamayayım sorgulamasına aslında bir kapı aralayıp burada Edison'ın çalışmasını aslında değinmek istiyorum. Yani televizyon teknolojisine Edison'ın nasıl bir katkısı, nasıl bir düşüncesi vardı? Öncelikle beni platforma burada davet ettiğiniz için bir kere daha teşekkür ederim Mücahit. Şimdi tabii doğrudan Edison'ın televizyon olarak değil ama senin de söylediğin cihetten bakıldığında yani görüntünün nasıl sesin aktarılması, sesin bir ürünle bir kayıt ortamı üzerinden ya da bir şekilde taşınmasını mümkün kılan bir formdan bir başka forma geçirip uzak mesafelere taşınmasından muratla yaptığı şeyi görüntü için yapmak isteyişini tabii ki burada takdirle karşılıyoruz ancak Edison'ın doğrudan televizyon teknolojisine ya da televizyona öyle diyelim nasıl baktığıyla alakalı bence bir adım geriye gidip o gün belki bunu hayal etti etmedi bilmiyoruz. Yani sonuçta büyük mucit ama olayın biraz daha görsel ürüne yönelik Edison öyle çalışıyor malum. Ürüne yönelik nasıl olabileceğiyle alakalı kafa yorduğunu görürüz ki bu noktada işte kamera dediğimiz yani bugün güncel kamera adını verdiğimiz ama Edison'ın kendisine işte kinetografla kineteskop adını verdiği, onları bir araya getirdiği, yani verici tarafa kafa yordu. Çünkü alıcı taraftaki haberleşme sisteminden ziyade alıcı tarafın doğrudan bir kayıt ortamı olup bugün bizim sinema dediğimiz, DVD dediğimiz ya da işte sizin bir sinema salonuna gidip işte premierine katıldığınız film gibi bir ürünü düşündüğünü biliyoruz. Ama bu şunu bertaraf etmesin lütfen. Edison bunu yaparken iki şeyi zaten başarmış durumda. Bir formdaki, bir enerji formundaki işareti, bir başka enerji formuna ki bunun elektrik olduğunu çoğu zaman biliyoruz dönüştürüp bunu bir medyaya bir ortama saklayabilme yeteneğini geliştiriyor. İkincisi ise zaten seninle az önce de konuştuk bu senkronizasyonun ne kadar önemli olduğunu bilip bunları aynı cihaz içerisine aynı ürün içerisine paketlemenin çok önemli bir problem olduğunu bunu başarırsa ticari anlamda da önünün çok açılabildiğini gördüğünü biliyoruz. Zaten bunu yapabilmesinin temel nedeni bu ilk aklına gelen şey bunu bir paket haline getireyim görselleri kayıt altına alalım ve kayıt altına aldığımız şeyi başka bir lojistik ortamda taşıyıp bir başka yerde çalalım ki biz buna bugün sinema diyoruz. Yani çekimin yapıldığı yer belli. İşte sahnelerin birleştirilmesinden sonra biz bunu bir DVD olarak görüyoruz, bir Blu-ray olarak görüyoruz ya da sinemaya gidip o anda onu o işte 8 mm, 15 mm neyse orada bir ortam olarak ortamın yansıtılmasıyla görüyoruz. Muhtemelen Edison'ın kafasındaki buydu yaşadığı dönem itibariyleydi. Ancak haberleşme teknolojisinin çok hızlı bir şekilde ortaya çıkması Edison'ın sürekli bu işaretleri kaydedip başka bir lojistik ortamla başka bir tarafa gönderme fikrini bertaraf etti. Artık orada olan şeyi neyse o form biz anında başka yere ya da ışık hızına çok yakın hızlarda başka yerlere gönderebiliyoruz. Yani problem ortadan kalkmadı ama ikiye dallandı. Kayıt teknolojisi ve anında başka yere iletme teknolojisi. Edison'ın zaten işte meşhur Tesla'da olan durumu söz konusu oldu. Elektromanyetikle alakalı çalışmalarının bu noktada olabildiğince az olduğunu görüyoruz. Yani muhtemelen kafasında olan şey yalnızca elektriğe bakmak çünkü onun kendisine ait işletmesinin de giderleri söz konusu. Yapmaya çalıştığı şeyler söz konusu kayıtta kalmak ya da kaydın öne çıktığı ve bunun hızlıca ürüne dönüşüp piyasaya çıkması için böyle bir şeyin daha hızlı belki de çözüm üreteceğini düşünmüş olabilir. Çünkü haberleşme teknolojisi Edison zamanında bugünkü olgunluğunda değil. Yani bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bunu ancak hayal edebiliyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için çok ciddi bir araştırma yapılması gerektiğini muhtemelen Edison da biliyor. Dolayısıyla yani biraz burada pragmatik bakmış olabilir, hayal etmiş olabilir. Bu kadar mümbit bir bilim insanının, mucitin aklına televizyon fikri gelmemiş demek çok iddialı. O yüzden ya bunun hızlıca
markete girmesini problemli gördüğü için kayıt kısmında kalıp işte kinetoskop ve kinetograf gibi bugün kamera ya da sinema adını verdiğimiz belki ürüne doğru yönlendirmiş olabilir ama dediğim gibi yapmış olduğu çalışma gerçekten bugün bir işaretin bir başka enerji formundan diğerine nasıl dönüştürüldüğü alakalı neredeyse tamamen aynı. Hatta Edison'ın elimize ulaşan kayıtlarının bugüne kadar elde edilmiş en önemli, en fidel adını verdiğimiz en sadık gerçeğe analog işaretler olduğunda göz önünde bulunduralım lütfen. Hocam şimdi Edison'dan bahsedince benim aklıma yine televizyonun içerisinde de kullanılan bir teknoloji diyebileceğimiz ampul teknolojisi geliyor. Şimdi ampulün de aslında bir camlı, vakumlu bir teknolojisi var içerisinde ki yine podcast'ın başında bahsettiğimiz gibi televizyonun içerisinde kullanılan katod ray tube yani işte katod ışın tüpünün de yine aynı teknoloji diyebileceğimiz bir teknoloji ki bunun yanı sıra benim yine aklıma termometre geliyor ki termometrenin içerisindeki sıvı işte oradaki yine boşluk vesaire bu tür teknolojiler aslında birbiriyle ilişkili. Bu noktada biraz da sizin katod ray tüpün tam olarak nasıl çalıştığına, ne olduğuna, nasıl üretildiğine değinmenizi istiyorum. Cathode ray tube adı üzerinde yani işte anot, katot. Katot olmasının tabii parlayan tarafta durmasıyla malum birisi var. Işın İngilizcesi bu yani katot ışını tüpü. Yani neden tüp? Çünkü o bir tüp yani bir kılavuzu var. İnce bir cam. Neden ince bir cam? Açık ve net o etkiyi, o yapıyı, o hassaslıkta, o verimlilikte kullanabilmek için o teknolojiye sahip olmanız gerekiyor ki ben senin de söylediğin gibi işin içerisinde vakumun çok önemli bir yeri olduğunu da zaten özellikle işte Edison'ın çalışmalarından da dem vurarak söylemeye çalışacağım. Neden bunu yapıyoruz? Hem çünkü çok basit bir nedeni var. Az önce de söylemeye çalıştım. Bizim sırayla o günkü teknoloji itibariyle konuşuyorum. Yani bugün üzerine konan teknolojiler de var ama hala bu tekniği çok basit bir şekilde kullanabiliyoruz. Bizim sırayla arka tarafta bize göre şu an televizyonun içerisinden konuşuyoruz. Arka tarafta bir ışıma yapacak sırayla bir steering adını verdiğimiz yani bir ışını yönlendirmeye ait bir mekanizma ihtiyacımız var. Bu bir kesin. Şimdi bunu yapabilmek için sizin bu etkiyi ortaya çıkardığınız anda yani işte bu bir ışın ise eğer ışının etraftaki diğer etki olabildiğince yalıtılmış ve zaman içerisinde de mümkünse yaşlanmayan bir biçimde olması lazım. Şimdi bu nasıl olur? Ben bunu bir kılavuz içerisine koymam lazım ve kılavuz içerisinde bir şey olmaması gerek. Yani benim o kılavuzu vakumlamam gerekir önce. İşte bu neden bir ışın tüpü? Çünkü daha önceden de biliyorsunuz yani bu bilimsel çalışmalarda çok kullanılır. Bunu camla yapmanız lazım. Camın birkaç özelliğinden ötürü. Birincisi cam kimyasal ataleti çok yüksek bir nesne. Yani kolay kolay hiçbir bileşikle etkileşmiyor. Elektriksel özellikleri gerçekten çok üstün. İşte silikatın ve özellikle şu anda bilimsel cam üflemede kullanılan özel silikatların bu yapısı daha da önemli. Peki neden cam kullanıyoruz? Neden başka bir şey kullanmıyoruz? Bir taraftan da az önce sözünü ettiğimiz kısım var. Yani ben bunu oluşturduğumda karşı tarafta optik bir akışın geçebilmesini sağlıyorum. Yani transparency adını verdiğimiz bir de değil mi? Saydamlı olması gerekiyor. Saydam oldu ama ulaşan saçılarak çıkmaması lazım. Olabildiğince oradaki kristal yapısının bugünkü dille konuşuyorum. Sağlam olması lazım ki ışık ortaya çıktığında ekran tarafına ulaştığında saçılmaması olabildiğince keskin olması gerekir. Aksi takdirde görüntüler bulanıklaşır. Birbiri içerisine geçer. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda gördüğünüz gibi karşımıza çok nesnel, belli bir şekilde olması gereken bir tüp yapısı çıkıyor. Peki neden burada işte anot katot durumları söz konusu? İşte az önce söylediğim durum yüzünden o tüpün içerisinde oluşturmam gereken ışın Edison'ın işte tungsten filamentle yapmaya çalıştığı şeyin aynısı. Orada olan ne? Tungsten filament çok işte yüksek enerjilere ulaştığında black body radiation adını verdiğimiz yani kainattaki herkesin başına gelen, her şeyin başına gelen bir ışıma yapıyor. Bu ışıma bize belli bir tabii sıcaklığa ulaştık sonra belli bir seviye, enerji seviyesine ulaştıktan sonra foton olarak karşımıza çıkıyor. Biz tabii onu işte tungsten filament ışıdı diyoruz. Yani lamba yandı diyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Burada yalnız yandığı zaman saçılan şey elektron, foton değil. Ama bu saçılan rastgele bir yere saçılacağı için bir yere odaklanılması gerekiyor. İşte cathode ray tube'ün en büyük bence hilesinin öne çıkan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim o saçılan elektronu bir kılavuzda tutup tüpün içerisinden geçip ekrana doğru yere ulaşmasını sağlayacak bir direksiyon mekanizmasına ihtiyacımız var. Zaten bilenler bilir eski televizyonlarını götürenler ya da işte bir şekilde içini açmak zorunda kalanlar o CRT dediğimiz kısmın etrafı sarılıdır onun çünkü ışıma çok riskli bize de ulaşmaması lazım. Hemen başında yani en dar ağzında kimyasal tüplerin ucunda yere konan tarafı ekran gibi düşünelim. Suyu ya da kimyasalı koyduğunuz kısmı o işte CRT'nin o başı olduğunu düşünelim. Oraya ufak bir manyetik coil konuyor. Neden konuyor? İşte az önce sözünü ettiğim nedenden ötürü. Edison'da serbest saçılmaya müsaade ediyor Edison. Vakum yüzünden tungstenin ömrü artıyor falan filan. Ama
ama ışık her yere saçılsın istiyor Edison. Ama biz televizyonda tam tersi, saçılmasın, odaklansın ve belli bir noktaya gitsin istiyoruz. Dolayısıyla Edison'da olmayan ama CRT'de olan bir coil var onun etrafında. Bir manyetik alan var. Manyetik alan oluşturucu sistem var. Dolayısıyla biz şimdi yayından gelen bilgiyle tetiklenme anında rastgele saçılmış elektron hüzmesini odaklayıp, toplayıp doğru yere yönlendiren bilgiyi aktarıyoruz aslına bakılırsa. Yani yayında gelen ne derseniz, görüntü mü geliyor? Hayır. Gelen ne? Elektron ışınını tüpün içerisine doğru şekilde yönlendirme mekanizmasını sağlayacak senkronizasyon bilgisi ve kabaca bizim için koordinat bilgisi geliyor. Bu koordinat bilgisi özel bir dönüşümle manyetik alanın nerede, ne kadar, nasıl olacağını zaman içerisinde karar veren bir devre vasıtasıyla odaklayıp yönlendirme yapıyor. Yönlendirme yaptığı yerde zaten az önce açıkladığımız sistemler ve süreçlerle bunu bir ışımaya, biz de onu orada parlaklık ve görüntü olarak algılayıp işte televizyonda şu çıktı demeye kadar iletiyor. Ama CRT'nin en büyük hilesi o başındaki elektron saçılı rastgele olduğunu bildiğimiz saçılımı odaklayıp belli bir yere yönlendirmesi. Edison'ın yaptığı ne? Her şey aynı. Bir tek Edison özellikle yönlendirilmesini istemiyor, değil mi? Aydınlatmanın noktası olmasını kim ister? Odaya girdiğimizde basarız. Her yer aydınlansın isteriz. O yüzden Edison bunu bilerek, yani tabii CRT'ye atıfta bulunarak söylemiyorum bunu ama böyle bir mekanizmaya ihtiyaç duymadığı için tungsteni vakumun içerisine koyup herhangi bir yönlendirme ihtiyaç duymadan serbest bir şekilde rastgele saçılmasını arzu ediyor. Ve burada dikkat ederseniz Edison'ın kullandığı cam teknolojisinde vakum birinci sıradayken ikinci sırada camın yüzeyinin olabildiğince pürüzsüz ve saydam olmasını istiyoruz. Çünkü rastgele de saçılsa oradan çıkan fotonların biz maksimum şiddette bize ulaşmasını istiyoruz. Eğer oradaki kristal yapısı istediğimiz formasyonda olmazsa ışık hapsolabilir. Işık başka nedenlerden ötürü saçılmasından başka yerlere, açılara ve gücünü kaybederek gidebilir. Bu da ortamdaki ışık şiddetinin azalması anlamına gelir. Bunun olabilmesi için ikinci olarak Newton o ampul yüzeyini, zaten bugün de hala öyledir, olabildiğince küresel yapıp olabildiğince pürüzsüz bir biçime getirebilmek için de çalışmıştır. Dolayısıyla iki teknolojinin benzer ve farklarını bu şekilde ifade etmiş olduk diye düşünüyorum Mücahit. Hocam aslında yine burada da senkronizasyon probleminin olduğunu görüyoruz ki oradaki elektronların hareketinin yönlendirilmesi nasıl olacağı şeklinde çalışmaları görüyoruz. Bu noktada aslında televizyonun çıkışı diyebileceğimiz noktaya gelecek olursak burada stroboskop denen bir teknoloji görüyoruz. Hatta bununla ilgili deneylerimiz de var. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili de paylaşımlar yapmayı düşünüyoruz. Aslında şu an bahsettiğimiz şeyin o zamanki stroboskop teknolojisiyle olan ilişkisi aslında tam olarak bağlantıyı, hani nasıl geçiş olmuş o stroboskop, sonuçta mekanik bir alet, tam olarak buradaki teknolojiye geçiş nasıl olmuş, stroboskoptaki teknoloji neydi, bunların bağlantısını kurmakta zorlanıyorum. Bu konuda aslında sizin yardımınızı isteyecektim. O kadar derinde ki stroboskopla bağlantısı, ama bunu açıklarken stroboskopu genelde işaretler ve sistemler dersinde kullandığımız örnekleme üzerinden anlatmamayı düşünüyorum. Ama örneklemeye değindiğimiz bir yer olacak, ama onu biyolojik kısmından bahsederek sağlamaya çalışacağım müsaadenle. Şimdi öncelikle neden stroboskop diyorsun ve neden biz bunu konuşuyoruz? Önce bunu tekrar bir ele almaya çalışalım Mücahit. Senin de söylediğin gibi aslında stroboskopun çalışma ilkesinden hiçbir farkı yok. Neden? Az önce söylediğimiz gibi sıralı tarama işlemi ilk çıktığı zamanlar. Yani belki bugün hala bu teknoloji kullanılıyor ama çok da tercih etmediğimiz teknoloji bile olabilir. Çok dert değil ama ilk çıktığı zaman bu şekilde oluyor. Yani siz sıralı bir şekilde o sahne dediğimiz görseli tarıyorsunuz ve o sırada öbür tarafa senkronizasyon vasıtasıyla aktarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi burası elde. Ancak bunu yaparken çok ilginç deneyler yapılmış ve bunun üzerine çalışmış insanlar. Siz doğrusal sırada tarayıp bunları arka arkaya koyarsanız insan algı sisteminin, insan görsel sisteminin çalışma ilkesinin ilginç sınırlarıyla karşılaşıyorsun sen. Nasıl? Örnek verelim. Dama etkisi dediğimiz, yani böyle bir damalı yapıyı hızlıca gözümüzle tarasak optik yanılsamalarla karşılaşıyoruz, değil mi? Rengin değiştiğini düşünmeye başlıyor. Halbuki siyah beyaz damalardan oluşuyor. Ya da spiral olduğunu düşünüyorsun. Halbuki spiral olmuyor. Düz çizgi aşağı doğru iniyor. Yani burada çok ilginç bir fenomen var. Neden? İnsan gözü ve buna bağlı olarak işte oksipital lob ve görme sistemi bir araya geldiğinde frontal korteks kabaca, dinleyenlerimi sıkmak istemem ama bu teknik tabiri kullanmak zorundayım, dar bantlı bir süzgeç gibi davranıyor. Bu şu demek: siz yeterince hızlı burayı uyarırsanız o sistemin üst sınırına ulaştıktan sonra, filtrenin, süzgecin üst sınırına ulaştıktan sonra süzgecin yapabileceği bir şey kalmıyor ve süzgeç geri kalanını kendisi törpülüyor, düzeltiyor. Buradan şu sonuç çıkıyor işte stroboskop etkisi. Ben sürekli olarak insan gözünü uyarmama gerek yok. İnsan gözünü belli aralıklarla yeterince şiddetli uyarırsam dar bantlı olması yapısı ve görme mekanizması nedeniyle o aradakileri birleştiriyor, interpole ediyor diyoruz. Bu çok
çok önemli bir ayrıntı. İşte interpolasyonun nasıl yapılması gerektiğiyle alakalı işte az önce söylediğimiz tarama yönteminde standartları da vardır. Bunu işte Amerika biliyorsunuz NTSC kullanır. Avrupa'da genelde PAL kullanılır. Daha sonra işte Doğu blokuna PAL-SECAM gibi kombinasyonlarıyla geliyor. Tarama sisteminin nasıl yapıldığıyla alakalı çok önemli bir şey söylemiş oluyorsunuz. Ben taramayı sıradan yaparsam yeterince hızlı bütün ekranı tarayamam. Ama ben atlayarak tararsam ve bu atlamayı özel bir formatta yaparsam böyle hafif köşegenli, eğik dediğimiz, rastering dediğimiz bir özel bir yöntemle yapılır o. Yaparsam insan gözü zaten işin kabasını alır ve istediğimiz sonuca ulaşırız gibi hızdan bizi acayip bir şekilde kazandıran, band genişliğinden bizi acayip şekilde kazandıran bir yöntemle karşılaşıyoruz. Şimdi tekrar stroboskopa geri dönelim. Stroboskopun çalışma ilkesi neydi? Belli aralıklarla belli sekansları sizin optik uyarı sisteminize vermek. Şimdi burada tabii şunu söylememiz lazım. Ben bir stroboskopu gözümüzde canlandıralım. Stroboskopu siz de açıklamalara koyarsınız zaten. Bir ufak aralıktan işte orada da camera obscura'ya atıfta bulunuyoruz. Karanlık odaya atıfta bulunuyoruz. Bir aralıktan sürekli değil ama kesikli bir şiddetle belli bir şiddetin üzerinde görsel sistemimi uyarırsam neydi? Görsel sistem dar bantlı bir süzgeç olduğu için araları dolduruyordu özel bir yöntemle. Şimdi ben o özel yöntemin nasıl çalıştığını anlarsam ben iki hareket arasında dondurulmuş çok hızlı bir şekilde oynatırsam ve onları küçük bir delikten geçirirsem dar bantlı süzgeç arayı özel bir şekilde dolduruyor. İşte o özel şekli iyi anlarsam ben artık hareketin tamamını göze vermeme gerek yok. Hareketin başını tırnak içerisinde ortasındaki bir kısmı ve belki sonunu bir araya getirerek uyarı şeklinde verirsem eğer göz zaten ya da görme sistemi bunun arasını dolduruyor ve adam yürüyor diyorsun ya da işte kuş kaçıyor diyorsun. Neyse. Şimdi dolayısıyla bu stroboskopun en önemli burada ortaya çıktığı şey. Ancak bunu böyle söylemişken şunu da söylememiz lazım. Az önce sözünü ettiğimiz senkronizasyon problemine dikkat ederseniz bir kat daha üste çıkartıyor. Şimdi örneklemeye nerede geliyoruz? Bunu da söylemekte herhalde bir beis yok. Sizin zamanınızda var mıydı ama bizim zamanımızda çok. İşte sinemada ortaya çıktığında işte 25. kare yöntemi denirdi hatırlarsanız. Subliminal mesaj olarak verilmek istenen şey ki hatta burada herhalde ismini de geçeriz. Bazı meşrubat firmalarının çok öne çıkmak istediği yerde insanların tabii o zamanki teknoloji düşünüldüğünde akın akın sinemaya gittiği yerde 24. kareye kadar normal filmin oynatıldığı 25. karede yalnızca 25. karede işte o meşrubat firmasının bir görselinin konup 26. karede tekrar filme geri dönüldü. Özel filmler hazırlandığı söylenirdi ki daha sonra zaten bunların gerçek olduğu ve bunun bir pazarlama stratejisi olduğu ortaya çıktı. Neden böyle yapılıyor? İnsan optik sistemi 25. kareyi ilk 24'ünün yanında algılayamıyor ama beyin arka tarafta çalıştırdığı sinir ağının yapısı nedeniyle orada olan şeyi alıp yorumlayıp ama biraz daha alt katmanlara indirebiliyor ve işte söylenen o ki verilen aralarda sinemada verilen aralarda insanların o meşrubat işte reklamını tekrar açık eşkare bir şekilde ortada gördüklerinde yönelimlerinin arttığı tespit edilmiş. İşte subliminal var. İşte 25. kare yöntemi dedikleri bu kabaca. Örnekleme burada dikkat ederseniz biyolojik ortamdan geliyor. İnsan gözü kabaca 24 saniyede 24-25 kareyle bir görüntüyü oluşturabiliyor. Siz işte eğer bir görüntüyü bir saniyede 24 kere tarayabilecek hıza erişirseniz başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü insan gözü dar bantlı bir süzgeç olduğu için araları tamamlıyor. Hatta bir ötesine geçip 25. karenin kendisine başka bir şey koyarak görüntüyü bozmadan alt tarafta psiko-optik etkilerle başka yönlendirmelerde yapabildiğinizi insanlar araştırmışlar ve görmüşler. Yani dolayısıyla stroboskop çok önemli bir icat, çok önemli bir teknik. İnsan gözünün nasıl algıladığından işte daha önce de konuştuk Faraday'ın ya da Rudgett'ın yapmış olduğu çalışmalardan bir görüntünün nasıl oluşturulmasıyla ilgili mekanik süreçlere kadar bizi götüren en önemli icatlar arasında olarak ben değerlendiriyorum Cahit. Hocam yine geldiğimiz noktada bakıyoruz ki televizyon teknolojisinin kapsamı gerçekten çok geniş. Birçok teknolojiyi altında barındırıyor. Bu teknolojinin gelişmesinde birçok bilim insanının etkisini görüyoruz aslında. Şimdiye kadar gelmiş olduğumuz noktada aslında televizyonun görüntüsünden bahsettik. Ses parametresinden bahsettik ama görüntü parametresinde ben yetişemedim tabii de. İşte renksiz olduğu zamanlar ve renkli olduğu zamanlar. Ben renkli zamanı yetiştim tabii ki. Ki zaten bunu giriş bölümünde de bahsetmiştik. Bu renkli televizyon teknolojisinin aslında televizyona entegrasyonu nasıl gerçekleşmiş? Bu noktada hangi teknolojiler kullanılmıştı? Konuyu biraz geriye alacağım. Hani tarihsel süreçte de bağlantılandırmak adına. Şimdi renk başlı başına çok önemli bir olgu. İşte Newton'un meşhur optics eserinden beri bu işlere zaten kafa yorduğunu biliyoruz. İşte bir meşhur prizma deneyi. Yani bu arada ilk ve tek yapan Newton değil yanlış anlaşılmasın ama probleme değişik bir bakış açısıyla bakan en önemli bilim insanlarından biri olduğu için bunu söylüyoruz. Dolayısıyla yani optiğin en önemli kısımlarından bir tanesi
tanesi. Yani işin içerisine insan girdiği için renk. Çünkü insan görme sisteminin de en önemli bilgi parçasından bir tanesi renk. Şimdi ilk televizyon kutusu diyelim icat edildiğinde renk o kadar önemli değil. Çünkü bir şekilde hareketli görüntüyü aktarma gibi kaygılar var ama bir süre sonra etkisi ortaya çıktığında insanlar bunu gönderebiliyorsun, niye öbürünü de göndermiyorsun? Ve yaydı işte, belki daha sonra da konuşacağız. Sosyoekonomik etkileri ortaya çıktığında bunu bir üst katmana neden çıkartmıyoruz? Ki bunun zaten adı üzerinde renk olması gerekiyor. Yani bunu renkli hale neden getirmiyoruz gündeme geliyor. İşte burada az önce sözünü ettiğimiz o cathode ray tube ve aydınlatma teknolojilerinin rengin nasıl iletileceğiyle alakalı, rengin ne olduğuyla alakalı ve bunun elektriksel bir işarete geldiğinde karşı tarafta renk olarak algılanmasının nasıl sağlanacağıyla alakalı çalışmaların yapılması gerekiyor. Şimdi renk herkes biliyordur. Bizim renk dediğimiz şey, her ne kadar insanın renk dediği şey psikooptik bir etki olsa da fizik kanunları söz konusu olduğunda renk dediğimiz şey işte ışığın dalga boyu, ışığın frekansları gibi düşünebiliriz. Ancak Newton'ın yaptığı çalışma şunu ortaya koyuyor. Beyaz ışık, yani ışık bizim için gün ışığı, öyle diyelim, yani güneş ışığı normalde beyazdır. Güneş ışığı değişik renklerden oluşur. Bu bize şu bilgiyi veriyor. Bizim optik olarak var ya da yok dediğimiz aydınlık ya da karanlık çerçevesinde bu kapsamda, bu bağlamda, bu soyutlamayla söylediğimiz şeyi aslında renkler oluşturuyor. Dolayısıyla beyaz ışığın renklerden oluştuğunu ve bir araya getirildiğinde tekrar beyaz ışığa dönüştüğünü Newton prizmalarla gösterdiği için biz artık oradaki o optik bilginin, yani var ya da yok bilgisinin alt kırılımlara bölünebileceğini görüyoruz. Şimdi burada da karşımıza işte herkesin de herhalde bildiği gökkuşağındaki o 7 renk, aslında 6 ama Newton'un başka nedenlerden ötürü indigo'yu da eklediği 7 renkten bahsediyoruz ama bu 7 rengin geçişleri her ne kadar 7 sayısına başka nedenlerden atıfta bulunsa da Newton aslında kırmızı, yeşil ve maviden oluştuğunu, yani daha doğrusu bu üçünün lineer bileşimlerinden bütün renkleri ya da insan optik sisteminin kavrayabileceği hemen hemen bütün renkleri bir araya getirebildiğimizi görüyoruz. Yani işte RGB kanalları adı verilen, işte kırmızı, yeşil ve mavi kanalları adı verilen 3 ek kanal koyarak aslında televizyonda rengi oluşturuyoruz. Tabii bunu söylemişken şunu söylememiz lazım. Renk oluşturan bir de ekrana ihtiyacınız var, takdir edersiniz ki az önce siyah beyaz televizyonda fosforesans etkinin renkli olabilmesi için, yani var ya da yokun bir üstüne çıktığınız için artık özel malzemeler kullanıyorsunuz. Yani o dalga boyunda ışıma yapan malzeme kullanıyorsunuz. Bugüne gelindiğinde takdir edersiniz ki bu renk derinliği ve çözünürlüğü artık işte 4K, 8K, 16K diye gidiyor. İnsan görme sınırlarının üst sınırları zorlandığı bir yere doğru geliyoruz ama kabaca kullanılan teknoloji sadece artık ışıma yapan malzeme eskidenki gibi, daha eskiden kullanılan o iftidai teknolojiler değil de çok daha verimli, çok daha keskin, çok daha fazla sayıda bileşenlerle artık cep telefonumuza kadar girmiş durumda. Yani zaten bugün ben bir televizyonu bir cep telefonundan ayırmıyorum. Yani tabii ki markete gittiğinizde televizyon verdiğince adam telefon vermiyor ama yapılan iş, çalışma ilkeleri, kullanılan teknikler ve teknolojiler neredeyse artık tamamen bir araya gelmiş durumda. Tabii ki televizyon deyince orada bir kavramsal durum var, bir sosyokültürel durum var ama bunu daha önce de konuşmuştuk. İkisinin de bir hesaplama aracı olduğu gerçeğine bakarsak çalışma ilkeleri ve kullanılan malzemelerin neredeyse birbirinden farksız olduğu bir yere doğru gelmiş durumdayız Mücahit. Hocam gerçekten bugün televizyon teknolojisinin teknik ayrıntısıyla birlikte yine en başta bahsettiğimiz gibi değinmeme ihtimalimiz olmayan işte tarihsel gelişimleri, sosyal etkileri gibi birçok etkilerini de konuşmuş olduk aynı zamanda. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim benim platforma davet ettiğiniz için Mücahit. Herkese iyi haftalar.